dal mio cuore, il mio cuore è unico, non come fosse solo un caso clinico. Lascia che il sole sciolga un po' il gelo e che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero. Fermo dietro la tua lente e ti ripeto calma, sii paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non negherai che in pratica ci siamo. L'amore è solo una questione chimica, l'espediente dell'evoluzione, un compromesso fra il dovere e la passione. Certo, sei così attraente, il tuo profumo nebbia la mia mente, sei ad un passo da me. E poi d'un tratto t'arrendi, sorridi, mi senti, oddio, non ci speravo più. Non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire, spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu. Oh, 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 ma il peggio è che ho bisogno di te. Peşinden giderken keşfedilir yeni yıldızlar. İnsan binlerce, milyonlarca yıldızın birinde yaşayan eşsiz bir tek çiçeği seviyorsa, yıldızlara bakmakla bile mutlu olur. Çiçeğim orada bir yerdedir der küçük prens. Yıldızların birinde ben yaşıyor olacağım. Ben gülüyor olacağım bir tanesinde ve geceleyin gökyüzüne baktığında bütün yıldızlar gülüyor olacak. Yalnızca senin yıldızların olacak. Üzüntüler günün birinde mutlaka geçer. Günün birinde üzüntün geçince beni tanımış olduğuna sevineceksin. Hep dostum kalacaksın benim. Benimle gülmek isteyeceksin. Dostların
senin gökyüzüne bakıp güldüğünü görünce hayretler içinde kalacaklar. O zaman sen de onlara, yıldızlar beni hep güldürür diyeceksin. Aklını kaçırdığını sanacaklar. Ben de sana iyi bir oyun oynamış olacağım. Bir çiçeği büyüten sevgi, insana da büyütür. Çiçekler açar elbet. Önemli olan beklemektir. Gözler görmeyebilir, kalbi aramak gerekir. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruları görebilir. Bazen büyümek için bulunduğun topraktan uzaklaşmak gerekir. Bazen de yetiştiğin değerleri tüm dünyaya duyurmak için yolculuğa çıkman gerekir. İşte gelişim değerlerini bütün dünyaya ulaştıracak olanlar. İşte dünyaya yön verecek olanlar. İşte umudumuzu yarına taşıyacak olanlar. İşte Özel Gelişim Koleji 17. dönem 2022-2023 mezunları.
Meltem'i senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Yeni başlangıçları yelken açan, Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş yugarlık meşalesi ışığında gelişim değerleriyle yetişen arkadaşlarımızın yolculuklarının ilk gününe 2022-2023 mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın kurucumuz, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili arkadaşlarımız. Öncelikle baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal ve ebediyete intikal etmiş tüm eğitimciler adına sizi bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Onlar yarınlara ışık olanlar. Onlar verdikleri sözleri ve üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmek konusunda bir an olsun şüpheye düşmediğimiz Gelişim Koleji değerleriyle yetişmiş gençler. Onlar kendilerine yol açanların ışığını görmezden gelmeyip ışığın bir parçası olmayı başarmış olanlar. Şimdi bir yıldır büyük bir onurla taşıdıkları, sakınıp kurdukları emanetleri kendilerinden sonra mezun olacak arkadaşlarına teslim edecekler. Sancak ve Flama devir teslim töreni için 12D sınıfı öğrencilerinden Simay Ude ve 12A sınıfı öğrencilerinden Eren Açıl ile 11A sınıfı öğrencilerinden İkbal Özcan ve 11B sınıfı öğrencilerinden Mete Öztaş'ı yerlerine davet ediyoruz.
duygusal ve değerlidir. Kimliğiyle ulusal, kişiliğiyle evrensel, yaşama düzeniyle çağdaş olan, bilgi, kültür ve erdemlilik örneği Gelişim Koleji 12. sınıf öğrencileri olarak 4 yıl boyunca canımız gibi koruduğumuz, canımız gibi kıskandığımız flamamızı onurla taşıdık. Gurur simgimiz olan flamamızı aynı onurla taşıyacağımıza inanıyorum. Ve okul flamamızı size lekesiz ve tertemiz teslim ettiğimizin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyoruz. Nöbetiniz kutlu olsun. Kesin şartıdır. Rengine kanım, kumaşına tenim feda olsun. Bu büyük emaneti senden teslim alıyorum. Onu sımsıkı kavrayacak, daima yükseklerde tutacak ve benden sonrakilere devredecek. Arkadaş, okulumuzun sembolü olan flamamızın nöbet süresi bende. Bu flamayı kimliğiyle ulusal, kişiliğiyle evrensel, yaşama düzeniyle çağdaş olan bilgi, kültür ve erdemlilik örneği Gelişim Koleji 11. sınıf öğrencileri olarak bir yıl boyunca canımız gibi koruyacak, onurla taşıyacağız. Bu şanlı sancağı ve okul flamamızı lekesiz ve tertemiz teslim aldığımız işareti olarak öpüyor ve teslim alıyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. Arkadaşlarımız adına konuşmasını yapmak üzere Yağmur Öykü Altıntaş'ı davet ediyorum. Sayın kurucum, çok sevgili öğretmenlerim, değerli idarecilerim, kıymetli aileleriniz. Öncelikle bu güzel günde yanımızda olup heyecanımıza ortak olduğunuz için bütün arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ederim. Mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece liseden mezun olmuyoruz. Aynı zamanda hayatımızın yeni bir dönemine adım atıyoruz. Yeni dönemler hayatımızda hep olacak ve karşımıza seçeneği bol yeni kapılar açacak. Ancak önce ailemizden, daha sonra da okuldan edindik öğrendiklerimizle seçimlerde en doğruyu bulacağımız konusunda bize inanabilirsiniz. Bu okulda edindiğimiz bilgiler, kazandığımız dostluklar, eminim hayatımızın geri kalanında da bizim bir parçamız olacaktır. Özellikle bu zorlu sınav sürecinde yanımızda olan bütün öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Tabii sadece sınav süreçlerinde değil, her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen ailelerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, okulda görev yapan tüm personel, abla ve abilerimize, tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Her ne kadar lisenin büyük bir kısmını pandemi nedeniyle birbirimizi tam anlamıyla görmeden geçirmiş olsak bile bu süreci bile hep birlikte çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Ve aslında belki de birçok kişi hayatından bir takım şeyleri kaybederken bu bizim için büyük bir kazanca dönüştü ve bu süreci okul olarak çok iyi değerlendirdim. Sevgili arkadaşlarım, çok yorulduk ama çok güzel yıllar geçirdik. Her şeyin sonuna geldik. Artık ait olduğumuz, her gün geldiğimiz, belki de ailemizden daha çok gördüğümüz insanları her gün görmeyeceğiz. Ama biliyoruz ki onlar buradalar. Nerede olursak olalım, elleri her an bize dokunmaya hazır olacak. Vedalar zordur. Özellikle alıştığın yerleri, alıştığın kişileri arkanda bırakırken. Ama bizimki bir veda değildir. Çünkü her bitiş yeni bir başlangıçtır. Umuyorum ki önümüzde çok güzel hayatlar, çok güzel yıllar olacak. Sizlerden aldıklarımızla, alacaklarımızla iyi birer vatandaş, iyi bir dünya insanı olarak Büyük Atatürk'ü demokratik, layık, aydınlık, çağdaş yolunda hep el ele olacağız. Hepiniz iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Arkadaşımıza bu içten konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş yuvarlık seviyesini aşmanın en temel yolu olan eğitime gönül veren, bu zorlu sınav yolculuğumuzda bizi hep destekleyen, sorunlarımızla ilgilenen
Hepimizin üzerinde büyük emekleri olan okul müdürü Sayın Ali Öner'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Çok özür dilerim. Bir küçük bir baş dönmesi var, vertigo. Evet, değerli kurucumuz, yönetici arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, velilerim ve sevgili çocuklarım. Bugün burada siz değerli mezunlarımızı kutlamak için buluştuk. Geleceğe umutla baktığımız, sizin için yeni kapıların açıldığı, yeni adımların atıldığı bugün. Ben içinde bulunduğumuz fotoğraflara dışarıdan baktığımda sadece keyif aldığımız anlar birer birer gözlerimin önünden geçiyor. Her bir anın değerini biliyor, tekrar tekrar yaşayarak gülümsüyorum. Size de tavsiyem, en küçük anlarınızı kaydedin ve tekrar tekrar izleyin. Bizler size tüm eğitim hayatımızda hızlı değişimlerle şekillenen dünyadan, teknolojiden, iletişim, inovasyonun hız kesmeden devam ettiğini sıklıkla söyledik. Deneyimlemeniz için de ayrıca fırsatlar yarattık. Son 10 yılın mezuniyet konuşmalarına şöyle bir göz attığımda bu kavramlara sıklıkla değindiğimizi gördük. Tüm bu konuşmayı tasarlarken bir görüş aldım. Merak ettim. Görüş aldığım kim mi? Görüş aldığım ne mi? Kendisine sordum. Size nasıl hitap edebilirim dedim. O da bana dedi ki GPT-315 diyebileceğimi söyledi. Yani gençlerimize öğütleri veren bir yapay zeka. Şimdi onun tavsiyelerinden bir alıntı paylaşmak istiyorum sizinle. Merak ettim, sordum. Gençlerimize nasıl tavsiye edersiniz diyor. GPT-315'e. Dedi ki, hızla değişen dünyada yeni durumlara uyum sağlama ve farklı perspektiflerle düşünebilme becerisi avantaj sağlayacaktır. Yaratıcılık ve inovasyon hayati dönem taşır. Yeni fikirler üretebilen, sıra dışı çözümler bulabilen bir nesilsiniz. Bu gücünüzü kullanarak kendinize, ailenize, dünyaya bir değer katın. Adalet ve eşitlik için mücadele edin. Birlikte çalışarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirebiliriz diye devam ediyor. Yorumu sizlere bırakıyorum. Gerçek zekaya, yani bana dönerek sözlerime devam ediyorum. Evet, geleceğin dünyasına hazır olun. Karmaşık ve belirsizliklerle dolu olabilir. Ancak sizlerin bunun üstesinden gelebilecek aklı, akıla ve donanıma sahip olduğunuzu biliyorum. Değişim çok hızlı olsa da değişmeyen tek şey saygı. Rüzgar aslında saygıdan yana esiyor. Nefreti karşınıza alın çocuklar. Nefreti karşınıza alın ve sörfe devam edin. Hayal kurun. Temiz bir kalple kurulan hayaller eğer çok ister ve çalışırsanız gerçek oluyor. Yaşadığınız sürece üretmeye, yaşam denen koca boşluğu bu şekilde doldurmaya devam edin ve geleceğe böyle uzanın. Siz hep var olun çocuklar. Yolunuz açık olsun. Yolunuz aydınlık olsun. Bu güzel konuşması için okul müdürümüz Ali Öner'e teşekkür ediyoruz. Ve diploma törenimize geçmeden önce de
çok büyük alkışla öğrencilerimizi sahneden alıyoruz. Sevgili mezun arkadaşlarımız, yıllarca uğraştığınız, hak etmek için çok çaba harcadığınız diplomalarınızı alacağınız bölüme geldik. Yaşamımıza büyük katkıları olan öğretmenlerimiz bu belgeleri büyük onurla sizlere takdim edecek. Gökte bir yıldız kayıyorsa eğer, siz o yıldızı tutun. Sevgi dileyin yaşamda, umut dileyin, barış dileyin. Şimdi umudu, sevgiyi, barışı yeşertecek olanlar diplomalarını almak üzere yerini alıyor. Elif Baykara. Haga la botella, vamos a vacilar, caminete, hey, a pasar la.
vermek üzere lise müdürümüz Ayla Öner, matematik öğretmenlerimiz Çağlar Girgin ve Senem Açıl'ı davet ediyorum. Davet ediyorum.
kanatlarını ufuklar gibi açıp geleceksin. Dünyayı saracak o kollar. İşte dünyayı saracak o kollar diplomalarını almak için geliyor. Doğan Bozbeli! Ama ülkeniz için bir yıldız olabilirsiniz. Ülkesinin geleceğinde bir yıldız olmak ve onların almak üzere. Subike Bayındır. Yağmur Buse Bayramoğlu. Oh,
felsefe öğretmenimiz Affe Erkin'i davet ediyorum. Thank you.
bilinmeyene yürümek gariptir. Yaşam belki de bilinmeyene yürümekten ibarettir. Atılıp atılmayacağı bilinmeyen bir adımın da nereye götüreceği belirsizdir. Ama asıl olan cesurca ve emin adımlarla yürümektir. Cesurca ve emin adımlarla yürümek ve dinlemelerini almak üzere. Ege coşkun ol! Esma Tuğba Ürün. Nehir Çapanoğlu. Nevzat Efe Uğur.
diplomalarını vermek üzere Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Ali Köklü'yü ve matematik öğretmenlerimiz Seda Altıngül ve Erkan Özel'i sahneye davet ediyorum. O ada senindir. Bir buluş yaparsan patentini alırsın, buluş senindir. Madem ki yıldızlara sahip olmak benden önce kimsenin aklına gelmedi, artık bütün yıldızlar benimdir. Diplomalarını almak üzere Barış Küçük. Alperen Akkurt. Beril Badıcı. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego.
yine de aradıklarını neden bulamıyorlar? Oysa aradıkları tek bir gülde bile binlerce damla su bulabilirler. Aramak, bulmak ve diplomalarını almak üzere. Ada Fidan! Arzum Eylül Tayyeri. Demir Sutaş.
Eğitim Ailesi, değerli konuklar. Mezun arkadaşlarımızın tümü belirlenen akademik hedefler doğrultusunda ellerinden geleni yapmış, başarılı olmuşlardır. Bize yaşattıkları bu güzel duygular için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ancak akademik başarı konusunda arkadaşlar için de biraz daha öne çıkan 3 öğrencimizi belirtmek istiyoruz. Okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü okul üçüncüsünden başlayarak açıklıyoruz. Arkadaşlarımıza ödül ve belgelerini vermek üzere okul kurucumuz Sayın Serdar Öner'i sahneye davet ediyoruz. Şimdi okul üçüncümüzden başlıyoruz. Üçüncümüz, Sına Yoldaş. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Okul müdürüm, okul kurucum, bütün öğretmenlerim, müdür yardımcılarım, hepsi, yani gelişim ailem, herkes, herkese çok teşekkür ederim. Benim hep yanımda oldunuz, beni hep desteklediniz. Burada olmamın sebebi sizsiniz. Ben bu yüzden sizden razıyım. Yaşımda başlayan gelişim maceram şu an sonlanmıştır. Ben de böyle de bulundum.
bu okulun mezunları asla unutulmuyor. Biz buradan tüm gençlerimize bundan sonraki yaşamlarında şans, başarı ve mutluluk diliyoruz. Biliniz ki sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ve biliniz ki gelişim ailesine ne zaman ihtiyaç duyarsanız sizi bekliyor olacağız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Kim obsede jour et nuit, s'éternit mal mais de jolie. Il vient aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens. Un jour cet heureux rendra folle, sans moi je veux lui dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle de toujours à moi. C'est un air qui m'embrue du toit. Et je traîne après moi sa ventrouille d'air. Il parle d'idées reconneurs. Il dit rappelle-toi des amours. Rappelle-toi plus laisse ton tour. Il n'y a pas de raison pour tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur le bras. Tout à la comédie des amours sur cette terre qui m'a toujours cisté. Déjà te mets 14 juillet et cisté. Quand la chèvre, quand la chèvre t'a frappé. Fais que son radical, comme si tout mon passé défilait. Au garder du chagrin des foulards, j'avais tout transformé sur cette terre qui bat, oh qui bat, comme un cœur. Başlıyor akşamımız. Bir yarım saat içerisinde çok havalı bir gelişle gelecekler değerli konuklarımız tekrar pistimize, alanımıza. Sizi bir yarım saat şöyle şu alana, o alana, tavşanlara, tavus kuşlarına, atlara, okulumuzun güzel alanlarına davet ediyoruz. Yarım saat sonra hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bu havalı girişi kaçırmıyoruz değil mi gençler? Evet, hadi özgürsünüz.